Günaydın sevgili seyirciler. Paranın Rotası'nda sizlerle birlikteyiz ve bugün 30 Ekim 2013. Bildiğiniz üzere her hafta, her sabah Paranın Rotası'nda farklı konukları da ağırlıyoruz. Bu sefer farklı, gerçekten farklı bir konuk ağırlayayım. Yine ekonominin içerisinden ama böyle bir başka göz olarak bizimle konuşacak. Kerim Karakaya konuğum, Wall Street Journal Türkiye'nin ekonomi editörü Kerim. Evet. Uzun zamandır da biz Kerim Karakaya ile tanışıyoruz. Hoş geldin Kerim. Sağ olun. Kaçıncı programımız hocam bu? Vallahi seninle biz bayağı bir program yaptık. Yapmıştık. Başka kanallarda yaptık. Hatta şeyi hatırlıyorum. En son bir sen vardın. Gülşah Karada. Vardı. Evet. Orada bir Amerika 2000 zannedersem 9'un başlarıydı. Tam krizin o cafcaflı olduğu dönemler evet, böyle. 2008'in hani sonunda kriz oldu. 2009'un Şubat Mart ayı mıydı neydi? Orada insanlara hani şey yapmıştık. Ayağa kalkıp bütün bu kriz nasıl oldu? Sizin yıllardır böyle 2006'dan itibaren başlamıştınız. Siz hatırlıyor musunuz hocam Rubini ile beraber? İşte Bretton Woods'daki sistemi çökmek üzere kriz geliyor vesaire. Ve... Evet ya ben hatta şeyde tabii ki hani... O benim çok müthiş bir vizyon veya uzak görüşlükten ziyade daha çok okumaktan kaynaklanıyor. Evet. 2006 yılında ben Para Dergisi'nde şeyi vermiştim. Rubini'nin birkaç tane makalesini vermiştim. Çok hatırlıyorum onu. Hatta makalenin Bretton Woods 2 sistemi ne zaman çökecek diyeydi. Aynen. Ve orada aslında sistemi anladım. Yani Amerika'daki mortgage sistemin nasıl işlediğini. Ya burası hakikaten çökecek şeyi gelince... Hatırlıyor musun? Para Harekatı kitabını yazdım. Hı. 2006 Kasım'dır onun yayınlanması. Hı. Orada Amerika'da devasa bir kriz çıkıyor kitapta. Hı. Ve tamamıyla onun üzerine kurmuştuk. Hı. O da gayrimenkul sektöründen kaynaklanıyor kriz. Hı. Ve tüm dünyaya yayılıyordu falan. Tabii o müthiş bir keyif ama çok okuyunca insanların görüşlerini alıyorsun. Sana az önce bahsettim. İlginç bir makaleye daha rastladım. Bundan sonra hı, dünyada ne olacak diye bekliyordum. Öyle bir makaleyi nihayet buldum. Yani bu... Mishkin yazmış. Dört kişi yazmışlar. Hamilton'da var, Mishkin'de var makalede. Makalenin adı Crunch Time. Ve o büyük zelzeleyle ilgili bir makale yazmışlar. Bundan sonra 2017-2018'e kadar neler olabileceğini falan anlatıyorlar. Harika. Onu ayrı bir programda değerlendirelim olmazsa. Hatta siz çok güzel haberler yapıyorsunuz. Valla onu bir Türkçe haber olarak da sunulabilir. Çok çarpıcı çünkü makale. Dün akşam sırf o makaleyi okudum ben. Bu geçen hafta şey gelmişti. Kaan Sarıaydın. Hani dünyada gelişmiş ülkelerin borcu çok artıyor. Evet. Aynı zamanda çok da para bastılar. Bundan sonra ne olacak? Sorusunun cevabı bir miktar cevabı olabilecek nitelikte bir makale. Neyse ona geliriz. Ama... Kerim ben biliyorsun şeyden sonra özellikle siz Nisan ayında Wall Street Journal Türkiye olarak başladınız. Evet. Cüneyt var değil mi? Cüneyt Toros. Önemli eski ekonomi gazetecilerinden, doğayanlarımızdan biri. O editörümüz, genel yönetmenimiz olarak şu anda evet. 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 Sen de ekonomi editörüsün. Evet. Ben sürekli olarak izliyorum Wall Street Journal'ı. Haberlerinizi sürekli izliyorum. Ve çok çarpıcı bazen haberler de geliyor. Genel olarak şöyle söyleyeyim. Sen tabii tam çok iyi yetişmiş bir habercisin. Hakikaten gerçekten öyle. Şu küresel gelişmelerde, gelişmelerin şu an geldiği noktayı, yani biraz dış gözle siz nasıl görüyorsunuz? Yani Wall Street Journal... Nasıl görüyor? Hı hı. Bir değerlendirme yap desem nasıl bir değerlendirme yaparsın? Yani öncelikle şeyden başlayayım hocam. Nisan ayında yayına girdik. Türkçe olarak yayına girdik. Wall Street Journal'ın lokal dillerde birçok ülkede aslında yayın yapıyor şu anda. İşte Çince'de yayın var, Korece'de yayın yapıyor. Evet. Bunlardan biri olarak da Türkçe olarak geldi. Zaten aslında bakarsanız son yıllardaki trendi siz de takip etmişsinizdir. Türkiye'ye yoğun bir yabancı ilgisi vardı. Medya anlamı da yoğun bir evet, ilgi vardı. O çerçevede işte Türkiye'de biz de Türkçe içerikle yayına başladık. Aynı zamanda işte yurt dışında da buradan Türkiye özel haberler geçiyoruz. Yani genel olarak şöyle, Türkiye'deki tartışmalar biliyorsunuz son dönemde ekonomi tartışmaları da farklı bir boyutta artık gelişmeye başladı. Açıkçası biz yayına girdiğimiz andan itibaren olabildiğince şunu vermeye çalışıyoruz. Yani... Olanı vermeye çalışmak hı hı, bence şu anda Türkiye'de yapılması en zor şeylerden biri. Yani medya anlamında. Yani sadece olanı vermek. Çünkü
bazı konulara çok takıntılı olduğumuz noktalar var. Evet. Mesela çok bariz bir örnek, faiz fetişizmi diyorum ben buna. Mesela faiz üzerine bir haber yapmak Türkiye'de artık çok riskli bir tarz. Çünkü faize ilişkin bir konuya değindiğiniz zaman bir anda böyle o ülkedeki kutuplaşmanın da bir etkisi herhalde. Çok farklı tepkiler alabiliyorsunuz. Kesinlikle. İşte kesinlikle, evet. Meşhur tartışmalar işte. Mesela işte ekonomide riskler artıyor. Biri faiz artışı gerekli diye bir yorum yaptığı zaman işte ona faiz lobisi diye yükleniliyor. İşte biri faizin daha da düşmesi lazım dediği zaman işte ya siz de ekonomide balonlar yaratacaksınız. İşte enflasyon aldı başını gidiyor, ne yapıyorsunuz deniyor. Dolayısıyla biz aslında bütün bunları bir potada eriten ve bütün bu görüşlere yer vererek objektif olanı ekonomi dünyası zaten böyle bir şey olması gerekiyor bence. Yani verilere, sabit gözlemlere dayalı bir şey olması gerekiyor. Bunu yapmaya çalışıyoruz. İşte yaklaşık evet. Son 7-8 aydır. Seni desteklemek üzere bir şey söyleyeceğim. İngiltere'ye gittim işte bu yaz tatilinde. Yaklaşık bir 10-12 gün kaldık. İlk akşam ya dedim şu haberleri bir izleyeyim. BBC'yi açtım. O günde İngiltere Merkez Bankası çok uzun bir süre faizleri arttırmayacağını ve 50-0.50'de bırakacağını söyledi. Ve ondan sonraki haberi izledim ben. Haber şöyleydi. Faizlerin uzun bir süre arttırılmayacak olmasına sevinenler vardı. Bir de üzülenler vardı. Fakat haber ikisini bir araya getirmişti. Birisi diyor ki, İşte bu çok iyi bir şey çünkü o zaman biz yatırım yapabiliriz, şu işlerimizi yapabiliriz. Yani yatırımcılar, işletmeciler vesaire böyle konuşurken benim diyor o kadar biriktirdiğim para öbür cephede de o bir kadın şöyle söylüyor. Benim o kadar biriktirdiğim para tasarruflarım var, tamam mı? Ben bu tasarrufları artık yapmayayım yani harcamamı mı istiyorsunuz, bize zarar veriyorsunuz evet. Şeklinde. Tasarruf sahibi de orada kendi şikayetini dile getiriyordu. Ama habercilikte en önemli şeylerden bir tanesi bunu objektif olarak vermek ve çok objektif bir haberdi. Ben mesela oraya gitmeden önce hani bu Mısır'daki olaylar üzerine şey vardı ya burada. Evet. Ya işte hiçbir Avrupa ülkesi bu Mısır'daki darbeyi görmüyor mu işte ses çıkartmıyorlar vesaire. Fakat BBC'de inanılmaz, bizde bile yapılmadı öyle haber. Direkt olarak muhabir gitmiş, orada bunun işte darbe olduğu vesaire üzerine oradaki insanlarla bir fiil konuşuyor, acı çeken insanlarla konuşuyor, yapılanlarla vesaire. Çok şaşırdım, hakikaten vermiyorlar zannediyordum. Evet. Fakat orada bilmiyorum ama objektif habercilik konusunda çok çarpıcı örnekler. Daha birçok haber vardı. Çok etkilendim. Hatta dedim ki ya bunu yazı olarak da yazayım diye düşündüm. Fakat o İngiltere'de olduğum için o sırada şey yapmadım. Yani normal tatilimize devam ettik. Evet. Şunu söylemeye çalışacağım. Maalesef son zamanlarda mesela şimdi bir yabancı kuruluş, bir yabancı yayın organı. Siz sonuçta yabancı bir yayın organısınız. Ekonomiye ilişkin olumlu ya da olumsuz bir şey söylediğinde bu çok farklı algılanıyor burada evet, ve inanılmaz bir dediğin gibi kutuplaşma var. Yani maalesef bir genel bir tarzımız oluşmaya başladı. Bunu daha sonra değiniriz ama yani hep olayların arkasında ben bunu böyle ezoterik ekonomik algı diyorum. Evet. Yani maalesef bir şeyden kurtulmamız lazım. Yani ekonomi ezoterik işte mantıkla açıklamaya çalışmaktan gerçekten kurtulmamız lazım. Her şeyin arkasında bir komplo teorisi, her şeyin arkasında büyük bir oyun vesaire bütün bunlardan sıyrılıp gerçekten olanı vermek. Şimdi çok basit bir örnek. Son 3-4 aydır işte Fed'in parasal çıkışa başlayacağının gündeme gelmesinden bu yana evet. Türkiye'ye yönelik olarak algı çok bariz bir şekilde değişti. Yani Mayıs ayından bu yana işte siz de takip ediyorsunuz. İşte evet. Fragile Five denen işte kırılgan 5 ülke arasına giriverdik birdenbire. İşte o hatırlarsanız Mayıs ayından önce işte Türkiye yükselen yıldız vesaire diye rapor yazan şirketler şimdi Türkiye'yi o kırılgan 5 ülke arasında göstermeye başladılar. Şimdi bu bir gerçek. Biz cari açığı olan tasarruf yapamayan ve para bolluğunun bitip parasal kıtlığa gidilen bir dönemde zorda kalacak ülkelerden biriyiz. Bu bir gerçek ve bu ekonomi yönetiminin de bunu fark etmesi Türkiye için çok sevindirici bir şey. Gerçekten Sayın Babacan'ın, Sayın Başbakan Yardımcısı Babacan'ın özellikle bu konudaki demetçilerini vesaire takip ederseniz tabii. Gerçekten çok ben sana rasyonel. Bir şey söyleyeyim mi? Sayın Babacan'a bir muhabir şeyi sordu. Sen orada mıydın bilmiyorum. İşte bir Babacan çıpasından bahsetti. O da dedi ki kişilere bağlı çıpa olmaz dedi. Evet. Ama şu an yabancı açısından bakıldığında en büyük güven duyulan isim ekonomi Sayın açısından Babacan. Ve hakikaten de Babacan'a çok güveniliyor. Ve ben de mesela çok güveniyorum. Şeyden dolayı
Ben ondan daha başka gerçekçi değerlendirme ve objektif değerlendirme yapan ekonomiyle ilgili kimseyi tanımıyorum. Yani ekonomiyle ilgili eksik neyse söylüyor, artısı neyse de söylüyor. Ve dikkat ediyorum, artılardan daha ziyade biz bunun farkındayız. Evet, tasarruf yetersizliği ciddi bir sorun, cari açık ciddi bir sorun. Evet, dünyada bir şeyler değişiyor, risk alırken dikkat edin. Yani burada serbest dalgalı kurdayız diyor. Bu anlamda hakikaten gerçek anlamda güven veriyor bana. Yani diyorum ki ekonomi yönetimi bunun farkında en azından. O yüzden rahat uyuyorsunuz yani. Evet, yani bunu bence işte daha da geniş kitlelere yayıp özellikle medyada da toplumun diğer alanlarında bunu biraz güçlendirmemiz lazım. Bu tarzı yani gerçeğe bakmaya çalışmak. Habercilik anlamında da bizim yapmaya çalıştığımız çoğunlukla bu. Yani risk varsa evet onu da yazıyoruz. Biri riskler konusunda Türkiye'yi uyarıyorsa onu da ona da yer veriyoruz. Ama hani artılarını da bu işin içine koyarak yapmaya çalışıyoruz. Mesela şey çok güzel bir örnekti. Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları üzerine mesela herhalde en sert yazıları muhtemelen Wall Street Journal kalem almıştır bugüne kadar. Ama işte son gelişmelere baktığım zaman işte geçen gün arkadaşımız tekrar bir yazı yazdı. İşte Erdem Başçı haklı çıkıyor diye. Yani hani o dönem yapılan açıklamaların çok işte rasyonel gelmeyen veya piyasa oyuncuları tarafından doğru algılamayan açıklamalarına da yer veriyoruz. Ama onun işte haklı çıkıyorsa ve haklı çıktı da diyebiliyoruz. Ve bu bence tutturmamız gereken asıl çizgi bu. Zaten aksi halde zaten okunulmaz yani. Evet. Yani sadece tek sesli okunulmaz. Yani normalde hakikaten... Bu zaten şeyimiz yani insan olmanın önemli bir kuralı. Objektif olmak zorundasın. Yani her konuda objektif olmak zorundasın. Biz bile burada konuşurken Kerim çok dikkat etmek durumunda kalıyoruz. Sebebi de şu. Yani bir şey söylersem bunu izleyici şunun tarafına diye. Yani her an bir tarafa atma. Evet. Halbuki ben normal kendi günlük hayatımda da gerçekten şeyimdir yani. Çok öyle siyasetle vesaire çok fazla uğraşmam. Çok dikkatle izlerim. Giderim sandığa, oyumu atar, gelirim. Bitti. O kadar. Ama onun üzerine yani bu iyidir, bu kötüdür vesaire gibi bir şeye girmem. Çünkü bugün şimdi AK Parti'yi birçok yönden eleştirebilirsiniz. Birçok yönden ciddi anlamda desteklersiniz. Ama tek bir, sadece sürekli olarak AK Parti'yi burada eleştiriyorsanız veya sadece burada her gün AK Parti'ye övgüler yağdırıyorsanız böyle bir anlayış, daha doğrusu benim mentalitemde çok uzak yani. Kabul etmem mümkün değil. Çünkü İnsan olarak birisi beni eleştirebilir, haklıdır da. Haksız yere eleştirirse ben haksız olduğunu söylerim ama habercilikte de bu çok önemli. Ve çok zor bir dönem bu dönem. Hı. Çünkü kutuplaşma toplumda arttı. Maalesef. Yani Twitter'da bunu çok net görüyorsunuz. Kesin. Yani hakikaten inanılmaz boyutlara varmış durumda. Evet, ekonomi tamam. Tartışmaları çok... Genelde bu tartışmaların dışında kalırdı hocam, bilirsiniz. Evet. Son dönemde bu da işin içine girdi. Yani artık ekonomide maalesef. De maalesef böyle bir yaftalama ve kutuplaşma dönemine giriyor. Maalesef. Yani şu an aslında toplumda da şeye çok inanan var. Yani ciddi bir büyük oyun oynanıyor ve bu oyunun da parçaları, piyonları olarak sizlersiniz şeklinde bir algılama var. Neyse, şimdi gelelim şu Fed'in şeyine. Varlık satın alması vesairesi ve bu tahvil alımını azaltma durumu. Amerikan borsaları rekorlar kırdı. Dün Dow Jones tarihi rekor kırdı. S&P tarihi rekor kırdı. Bütün piyasalarda büyük coşku var. Bugün Asya cephesinde ciddi bir coşku var. Ve Asya piyasalarında da %1'in üzerinde artışlar var. Şu an Çin'de %1.48. Nikkei %1.23 civarında. Dow Jones ve S&P vadelileri de oldukça yukarıda Kerim. Ve bizde de dolar TL 1.99.40'da dolar TL yukarı gidiyor. Borsamızın da yüksek açılması bekleniyor. 79.565'ten kapanmıştı. Şu son durumu nasıl görüyorsun? Yani şu son bu coşkuları ne kadar nasıl görüyorsun? Fed'den sen ne bekliyorsun? Bir haberci olarak bu kadar haber yaptınız o konuda. Bugün bir haberimiz var. Yani izleyicilerimiz de oradan takip edebilirler istiyorlarsa. Bakalım orada aynı zamanda da ekrana verelim o şeyi. Wall Street Journal'ın şeyde de var yani. www.wsc.com.tr. Evet.
WSJ.com.tr. Orijinal WSJ.com'da da bu var. Yani son çıkan haberler bugün neler gelebilir diye FED'den, yani önümüzdeki günlerde hangi açıklamalar gelebilir diye. Bir kere 2014 Mart'a kaldığına ilişkin olarak güçlü bir eğilim artık. Beklenti oluşmuş durumda galiba. İşte varlık alımlarının azaltılması yönelik olarak. Kesinlikle. Bunun metinde olmasını beklemediğine ilişkin bizim başkanlık arkadaşların yaptığı bir haber var. Yani metinde böyle bir açık bir ifadenin yer almayacağı. Ama işte bunun uzun süre daha olmayacağına ilişkin olarak bir takım izlenimler verebileceğine ilişkin. Ve bir de tabii büyüme ilişkin ne diyeceği. Yani ılımlı büyüme mi diye tabir etmeye devam edeceği. Yoksa güçlü bir büyüme, onu biraz daha arttıracak bir tonda bir açıklama mı gelecek. Bu yakından takip edecek gibi görünüyor. Ama her halükarda anlaşılan bu iş 2014'e kaldı. Tabii yani bizim için iyi haber herhalde. Onu siz daha iyi değerlendirirsiniz. Ben şöyle, genel olarak haberlerde evet bu dikkat çekiyor. Tabii ki hani tahvil azaltımını başlatmıyoruz demeyecek. Yani başlatırsa söyler. Yoksa çok fazla bir şey söylemez ama benim genel olarak beklentim şöyle Kerim. Fed üyeleri sıkıntı çekmeye başladılar. Borsalar fırladı gidiyor. Yeni varlık balonları oluşuyor. Artık dünyanın çivisi çıkmış durumda benim gördüğüm. Yine kötümsersiniz yani. Niye kötümserim? Şöyle yani, mecburum yani, daha doğrusu kötümser demeyelim de gerçekçiyim diyeyim. Şöyle ki Amerika'da sanayi üretim verileri beklenenden kötü geldi. İstihdam beklenenden kötü geldi. Konut endeksleri beklenenden kötü geldi. Borsalar rekor kırıyor. Niye, parasal genişleme devam edecek diye. Evet, bol para devam edecek. Biz de her yerde kumar oynamaya devam edeceğiz. Yani para, bol para tam bir morfin etkisi yapıyor. Şu an gerçek anlamda bu para olmasaydı, böyle kötü veriler gelseydi, şu gördüğümüzün tam aksine gelişmelerin olması gerekiyordu. Reel dünya ile parasal dünya arasındaki bağ kopmuş durumda. Bu çılgınlıktır bunda da. Yani şeyde de çılgınlıktır. Ben krizler tarihini incelediğimde 1600'lü yıllarda Hollanda'da lale çılgınlığı neyse orada, veya işte kraliçenin bile Güney Deniz'i, işte South Sea Bubble dediğimiz Güney Denizi şirketi kuruluyor. O da bile hisse alıyor. Hisseler 150 pound'dan 1500 pound'a çıkıyor. Bütün parlamenterler hisse almış, sonra çöküyor. Yani öyle bir çılgınlık var ki şu an. Bunun ne kadar büyük çılgınlık olduğunu bize gelecek gösterecek. Yani ne bileyim, 2015'te geriye baktığımızda onun ne büyük çılgınlık olduğunu o zaman anlayacağız bence. Ama şu aşamada benim görebildiğim, evet bu iş artık moral hazard kelimesini nasıl çeviriyorlar bilmiyorum ama Atilla Yeşil'e de ahlaki riziko diyor. Ben daha çok ekonomik suistimal diyorum. Yani bu bir suistimal artık bu aşamadan sonra. Yani bu para basılarak ekonomilerin canlandırılıp canlandırılamayacağı ortaya çıktı artık. Yani bu artık net. 5 yıldır ekonomiler niye %3'ü geçemiyor Amerika? Bu anlamda ciddi sıkıntı var. Dünyada çok büyük bir sıkıntı var. Ve şeyden önce, yani büyük krizlerden önce büyük getiriler oluşuyor maalesef. Yani bir şu an piyasada birisinin satmasını bekliyor herkes. Eğer birisi satarsa hepsi satmaya başlayacak. Çok tehlikeli yerlerdeyiz. Tabii aslında oradan, çok dikkat etmesi yani, gerekiyor. Olayın bizim tarafımızdan durumu da enteresan hocam. Yani bu Türkiye'de de benzer sanki etkiler yaratıyor gibi. Evet. Ne bileyim, çok balon gibi görünmese de işte belli varlık fiyatlarında yükselişler olduğunu görüyoruz. Buna karşı aslında şehir üzerinde durmak lazım biraz. Belki siz ona değinirseniz de sevinirim. O konuda da merak ediyorum, bir düşüneceğiz. Mesela Hindistan Merkez Bankası faiz arttırdı. İşte bizimle aynı potada değerlendirilen son dönemde. Evet. O kırılgan beşi dediğimiz daha çok işte cari açık veren ve yüksek fonlama ihtiyacına ihtiyaç duyan. Ama yeni parasal dönemle, yani Fed'in parayı kısmasıyla beraber zor günler yaşayabileceği düşünülen ülkeler arasında biri Hindistan bizimle beraber. İşte ikinci faiz arttırımını yaptı yeni başkanla beraber, 25 bas puanlık. Görece olarak Türkiye'yle rakip olarak göreceğimiz, çünkü bir fon piyasası var rakibimiz ve burada bizimle yarışıyorlar. Onları sürekli faiz arttırırken bizim yıl sonuna kadar faizleri sabitlediği açıklaması başkanın, nasıl değerlendirirsin? Vallahi ben şöyle bak, bu program evet güzel oldu. Sen habercilik refleksin çalışmaya başladı. Bu arada benden rolleri değişiyoruz. Rolleri değişelim istersen, sen buraya otur. Şöyle söyleyeyim, ben Merkez Bankası aslında bizim faiz arttırdı. Yani 5.75'ten 6.75'e çıkarttı.
Fakat sonuçta arttırmadık demek zorundalardı. Politika faizi dediğimiz faiz zaten bir işe yaradığı yok. Yani öyle bir şey faizin olmaması gerekiyor. Başkan da söyledi zaten bunu. Onu söyledi Merkez Bankası Başkanı. 4.50 artık önemli bir şey değil. Politika faizimiz ama bütün uluslararası yayın organlarında 4.50 olarak gözüküyor. Çok ilginçtir. Figen Özavcı geliyor. Diyor ki hocam diyor gelin diyorum yatırımcılara %9 tahvil var burada. Buradan şey alın. Diyor ki olmaz diyor. Yabancı yatırımcı. Tahvil alırsam %9'dan, hani %10'a çıkarsa, zarar edersem bana yatırımcım niye oraya gittin der diyor. E diyor bunda kar da var, zarar da var. Hayır diyor, sizin politika faiziniz 4.50. 4.50 olan ülkeye niye gittin diye sorar diyor. Ben ona anlatamam gerçek politika faizinin ne olduğunu. Kağıt üzerinde böyle gözüküyor diyor. Dolayısıyla orada o konuda tedirginlik var. Ben şimdi şunu söyleyeyim. Ben kesinlikle faiz para politikası konusunda 2012'nin başında çok net yapılması gereken her şey yapıldı. Eğer Sayın Babacan, Sayın Erdem Başçı 2012'nin başında kur 1.92'ye fırladığı sırada, yani 1.65'lerden 1.92'ye geldiği sırada eğer şeyi yapmasaydı, o ekonomiyi soğutma çalışmasını yapmasaydı biz bugün o Mayıs'taki Fed'in açıklamasına 70 milyar dolar, 75 milyar dolar cari açıkla girecektik. Ve o zaman zaten kurtuluşun yoktu yani. O zaman gitmiştin zaten. Allah'tan ki o zaman doğru politikalar uygulandı. Ne zaman şey oldu? Sayın Erdem Başçı ile Sayın Zafer Çağlayan bir uçak kalktı mı, iniyor mu, kalkışa mı geçti, yukarıda mı gidecek, yukarıda mı gidecek, gene mi, gaz mı, pedal mı vesaire tartışması vardı ya. Orada o zaman bir yazı yazdım. Dedim ki Merkez Bankası'nın buna dayanma gücü yok artık. Bir şekilde mecburen dedim. Uymak zorunda kalacak. Yani hükümetin isteklerine uymak zorunda kalacak. Bunu ama yaklaşık Merkez Bankası bu kararı vermeden 4-5 ay önce belirttim. Buna dayanamaz kimse dedim. Ya istifa edersin ya da dayanamazsın, devam edersin. Benim gözümde olay şöyle gözüküyor. Merkez Bankası kesinlikle şu an para politikasının gerekleri olarak yapmıyor politikasını. Tamamıyla faizi şurada belirlensin diye kararlaştırılmış ve orada belirliyor. Hani 4 Ocak ayına kadar da bunu şey yapacak. Eğer ki Ocak ayından sonra da faizlerin arttırılabileceğini pek zannedemiyorum. Yani hiç zannetmiyorum. Hani burada bizi izleyenler de işte faiz lobisinin temsilcisi gibi görüyor, biliyorum. Ama benim bildiğim ekonomi, eğer ben ekonomiyi doğru biliyorsam, yani bilimsel baza oturtuyorsa, normal şartlar altında en azından cari açık için alınan önlemler, hani bu nükleer enerji santralleri vesaire bitene kadar ki onlar ayıya dayı demek zorundayız. Dışarıdan gelen parayı kovacak bir şey yapmamalıyız. Yani orada mecbursak faizi arttırmak zorundayız. Aksi halde ciddi krizlerle karşılaşabiliriz. Ve konut sektöründe de çok kötü gelişmeler var. Yani konut sektöründe ona da girelim istersen. Bu arada borsa açıldı. İstersen hemen borsanın grafiğini verelim. Bugün borsanın yüksek açılması bekleniyordu sevgili seyirciler. Çünkü dış piyasalar oldukça olumlu. Gördüğünüz üzere borsa şu an 79.918, yani 80 bine oldukça yakın bir seviyeden açıldı. Ve bu seviyede evet 79.924 puanda bulunuyor. Buradan itibaren ne olabilir sorusu var. Bugünkü bilgiyatırımcı.com'da yazdım. 80.500'ü şu ana kadar kırmalıydı, kıramadı. Fed beklentileri nedeniyle bugün artışlar oluyor. Fakat bundan sonra ben çok fazla yatırımcının risk almasını pek öneremiyorum. Yani bu aşamadan sonra borsada yeni alım yapılmamalı diye düşünüyorum. Sebebini de söyleyeyim. Çünkü Eylül ayında yabancılar alım yaptılar. Bakın burası Eylül ayı. Grafikte az önce, evet şurası, bakın Eylül ayının başı. Eylül ayının sonuna kadar buraya 63.40'a kadar geliyor. Ve Ekim ayında yeni alım yok yabancılardan. Ekim ayı sıfırda geçiyor ve bunca Fed tahvil alımını azaltmayacak. Mart'a ertelendi. Gelişmekte olan ülkelere ciddi para giriyor söylemlerine rağmen yabancı bu şeyde almıyor. Hala da almıyor. Dolayısıyla bu benim için tehlikeli. Yani bir mesaj. Ki bu aylarda şey de çok önemli hocam. Özellikle Ekim ayında biliyorsunuz iki tane halka arzı oldu. Özellikle Ülker'in halka arzı vardı. %20. Evet. Orada ciddi evet. Bir yabancı talebi vardı. Ona rağmen. Evet. Ona rağmen burada yabancı payı o kadar yükselmemiş durumda. Şimdi gelelim konut sektörüne. Kerim, siz çok fazla haber yapıyorsunuz. Yani konutla ilgili. Türkiye'deki konut da çok fazla dikkati çekiyor. Bütün bu yaptığınız haberlerde
Dikkatini çeken şey ne? Önemli veriler var mı elinde paylaşacak? Ve normal şartlar altında demin ben gelirken Kağıthane'den bu tarafa doğru bir inşaat vardı. %10 peşin ödeme yapacaksın diyor. 3 ayı ödemesiz, 0 faizle 2 artı 1 daire, bak 2 artı 1 daire 545 bin liradan başlayan fiyatlarla diyor. Gerçekten o fiyata inanamadım. İki artı bir daireyi Kağıthane'de kiraya vermeye kalksanız, en lüks daireyi verseniz 1200 liraya kiraya verirsiniz. Bu 1200 liradan eğer hesaplarsan 20 yıl falan herhalde. Yok yok, 20 yıl değil, 30 yılı geçiyor, 35 yıllık 40 yıllık kira bedeline geliyor ev. Bu artık yani özellikle kira konut fiyatı dengesi, mesela eskiden 10 yıl hatırlarsanız hocam, 5 10 yıl öncesine kadar. Şimdi bunu 20 yılın üzerine çıktı artık tamamen. Şimdi dediğiniz örneklerle 30 yıla kadar artık uzamış gibi görünüyor. Yani tabii bu tartışmalı bir konu. Şimdi ekonomi yönetimine sorduğunuz zaman ya konutta bir risk yok mu, görmüyor musunuz diye, onlar da hani diyorlar ki veriler ortada, pek bir sorun görünmüyor. Yani fiyatlarda büyük bir artış yok. Türkiye'de ciddi bir genç nüfus var ve bunların bir konut talebi var. Dolayısıyla hani konut üretilmesi lazım. Ama bazı uygulamalar var ki onları gördüğünüz zaman da ya hani burada bir takım işler sanki yanlış gidiyor gibi görünüyor. İşte ya son verilere bakıyorduk biz. Mesela senetle satışlar, işte maketten satışlar biliyorsunuz çok şu anda revaçta. Bankacılık sistemi dışında, yani banka kredileri dışında konut satışlarının oranın çok arttığını görmeye başladık. İşte senetle yapılan satışlar gibi. Dolayısıyla burada bir takım risklerin oluşabileceğini düşünüyorum şahsen. Ne kadar artmış? Yani son veriler Reydin'in verileriydi. Senetle satışlar toplam satışların Eylül'de %40'ı gibi bir oran var ki bu hani... Bu dehşet bir şey ya. Çok büyük bir oran ve hani bankacılık dışında böyle bir alanın oluşuyor olması hakikaten şey, yani riskli bir durumu olduğunu ortaya çıkarıyor. Hatırlarsanız yani konut piyasası hep bu konularda gündemdeydi ve SPK yasasında, sermaye piyasası kanunu yasasına bu iş girecekti. Yani SPK'ya işte konut piyasasını bir takım denetleme, buradaki raporları izleme görevi verilecekti 2012'de. Bu bir şekilde çıkarıldı yasadan. Ve dolayısıyla şu anda konut sektörü yine o eski otoritelerin izlemesine olanak vermeyen bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Tabii orada asıl risk şuydu hocam, çıkarılmasının büyük nedeni de buydu. Eğer o kanuna girmiş olsaydı, öngörülen şekilde sermaye piyasası kanununa... Her proje kendi finansmanı için para toplayabilecek. Ama Türkiye'de mevcut uygulamaları biliyorsunuz, birçok müteahhit şirket aslında bir başka projesini finanse etmek için tekrar proje yapıyor. Dolayısıyla bunun bir yerde sekteye uğraması zincirleme sistemik bir risk ortaya çıkarabilir diye bu bir şekilde engellendi. Ama şey çok açık, yani konut sektörü çok hızlı büyüyor. İnanılmaz bir talep var bu alanda ve bu bir şekilde artık bir takım denetim arttı. Şimdi bak, Forex piyasası gibi hatırlarsanız o da... Böyle müthiş bir sıçrama yapmıştı ve çok büyük bir piyasa haline gelmişti. Uzun yıllar hiçbir devlet otoritesi, kamu otoritesi bunu denetleyememişti. Ve bir şekilde artık çok büyük sistemik bir sorun haline gelmeye başladığı anda devreye girildi. Bence konut da böyle. Yani konutta şimdi da... konutta şöyle, bize kızıyorlar tabii konutla ilgili olarak. Ya çıkıp oraya şey diyorsunuz, işte yok efendim pahalandı, çok yüksek vesaire diyorsunuz. Biz konut satamıyoruz, ekonomideki şey duruyor. Hani konut biliyorsun bütün bir ekonomiyi harekete geçiriyor. Yani bütün sektörleri harekete geçiriyor. Fakat şöyle bir şey var. Yani ben hatırlıyorum, babam ev alabilmek için emekliliğini bekliyordu. Yani emekli maaşı alınırdı değil mi? Onun emekli ikramiyesini alacak. Ayrıca kendi bulunduğu silahlı kuvvetlerde OYAK'tan bir şey alacak. Onunla bir ev alacak. Yani emekli olduktan sonra bir ev alma ancak hayali olabiliyordu. Memur çocuk, biz Türkiye'nin her tarafında geziyorduk. Şimdi şeye baktığımda şu an bu süre gitgide kısalmaya başladı. Mesela görüyorum... Hani alsın herkes tabii ki. Herkesin ben ev sahibi olmasını isterim elbette ki. Yeni evlenmiş çift hemen evini alıp içine girecek. Neden? İmkanlar çok iyi. Bol bir faizler para düşük. Var. Faizler düşük. Tabii ki. Fakat bu şunu da beraberinde getiriyor. O zaman babam parasını biriktirip gelecekte alabileceği evi gelecekte alıyordu. Şu an ise 15 yıl sonra alabileceği evi şimdi alıyor. O zaman geleceği bugünden tüketmiş oluyorsun. Yani maaşına ipotek koydurmuş oluyorsun. Şimdi banka geliyor, hiç dinlemiyor yani. Direkt haciz ediyor evini.
Ama baktı ki şeyler, banka kredi kullanmaya çekiniyor insanlar. İnsanlar bankalardan kredi kullanmaya çekiniyorlar şu an. %40'ı eğer senetliyse gidip senet veriyor müteahhite veya işte inşaat firmasına ve oradan alıyor. O da sıfır faizli diyor. E peşin ödeysem desen acaba onu 545 bin liraya sıfır faiz mi der? Sana 450 bin liraya da verebilir. O zaman sıfır faiz değil. Yani peşin ödediğim anda da fiyat aynıysa o zaman sıfır faizdir. Evet. O sıfır faize bir kere kimse kalmasın yani. Sıfır faiz diye bir şey yoktur yani. Paranın bir maliyeti vardır. Odur. Bu anlamda ben özellikle sen ev alacaklara ne öneriyorsun bilmiyorum ama benim özellikle önerdiğim şey faizden ziyade şeye baksınlar. Aylık ödeyecekleri taksit tutarı gelirlerinin aylık gelirlerinin %30'undan fazla olmasın. Hmm. Yani %30'u geçtiği an, %25'i 30'u geçtiği an orada tehlike var. Çünkü yarın ekonomide ne olacağını bilmiyoruz. Evde iki kişi çalışıyorsa bir kişi işsiz kaldığı anda bütün dengeler alt üst olur. Maalesef siz tabii krizler tarihini daha iyi biliyorsunuz hocam. Yani konut krizlerinin maliyeti de çok ağır oluyor ve toparlanması ülkelerin çok zor oluyor. İşte yani İspanya mesela şu anda yaşanan en güzel örneklerden biri. Hani Amerika benzer şeyleri yaşadı. Çünkü doğrudan tüketici güvenini çok sarsıcı bir etkisi var. Yani o balonun patlaması, harcanabilir gelirinizin, refah düzeyinizin birdenbire çökmesi anlamına geliyor çünkü. Ve bunun toparlanması gerçekten çok uzun yıllar sürüyor. Yani şu ana kadar ekonomi yönetimi genelde hep bu tip risklerde hep önleyici tedbirler aldı biliyorsunuz. Miskin'in işte makalelerinde de bu çok meşhurdur. Varlık balonlarını merkez bankaları engelleyici önlemler almalı, artık bunlardan çıkmalı diye eski o enflasyon hedeflemesi sistemine katı katıya bağlı merkez bankacılığı bitti diye. Evet. Bizim Merkez Bankası da böyle. Yani işte 2010'dan bu yana böyle yapıyor. Herhalde çok büyük bir risk görseler, sistemik bir risk görseler muhtemelen müdahale ederler gibi geliyor. Ama ben fiyatlar açısından değil, daha çok düzenleme ve izleme, yani denetleme açısından bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani önceki bir denetlenmesi ve verilerin çok sağlıklı bir şekilde toplanıyor olması gerekiyor ki ardından kesinlikle müdahale edelim. %100 katılıyorum. Yani %100 katılıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Biz hep Türkiye borçlu mu? Yok canım, bakın gelişmiş ülkelerde milli gelirin %100'ü insanların hane halkının şeye oranı. Yani milli geliri, borcunu milli geliri oranı %100'e ulaşmış. Biz de %60'mış. Daha da borçlandırabilirmişiz halkı. Bu çok şey bir şey. Bu çok yanlış bir mantık. Gerçekten çok yanlış bir mantık. Şöyle söyleyeyim. Eğer bu insanlar milli gelirin %100, %120'sine kadar borçlanacak olurlarsa, bugün Avrupa ne yaşıyorsa, bugün Amerika ne yaşıyorsa biz de aynı şeyi yaşarız demektir bu. Bütün krizlerde, bak, kalp krizinin birçok sebebi olabilir. Yani bir şey tetikler. Tamam mı? Ama sonuçta tek bir tane sebebi vardır, damar tıkanıktır. Bunun tıkanması birçok sebepten olabilir. Genetiktir, aşırı yağlı yiyorsundur, kötü besleniyorsundur, spor yapmıyorsundur vesaire. Bir sürü faktör. Ama bir tek sebebi vardır. O da tıkanmıştır orası. Sonuç kalbin damarına, kaslarına kan gitmiyordur. Kalp atmayı durdurur, biter. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Ekonomilerde de tek bir sebep vardır. Krizin tek bir sebebi var. Borçtur. Bundan daha başka bir sebebi yoktur. Benim bütün kriz, insanlar borç alıp hisse senedine girmiştir 1929'da, 27'de Amerika'da. Acayip paralar kazanmaya başladıkça daha çok borçlanıp daha çok hisse senetlerine daha girmiştir. Daha yüksek kaldıraç almışlardır. Bir sabah kalktıklarında hisseler 5 para etmiyordur. Bitti. Borcun seninle kaldı. O varlıklar 5 para etmiyor. Dolayısıyla borcu yönetmek, borcu çok iyi yönetmesi lazım herkesin. Yani o oran da aylık gelirin veya yıllık gelirin %30'udur kardeşim. Bunu geçtiğin anda çok kırmızı çizgiyi geçmiş olursun. Bundan daha büyük bir tüyo verilemez yani bir insana. Hakikaten bu çok önemli. Neyse Kerim, yani son kaç dakikamız arkadaş? Son 2 dakikamız, son 2-3 dakikamız kalmış. Ben sana asıl şeyi sormak istiyordum. Wall Street Journal Türkiye. Evet. Yaptığın haberler içerisinde seni böyle en çok hoşuna giden veya bugüne kadar yaptığın haberler içerisinde en çok etkilendiğin ve ya bu haberi çok iyi yaptım ya müthiş bir haber oldu dediğin haber neydi? Müthiş bir haber dedim. Ya bu çok sık hocam yaşıyorum bunu yani şöyle hani çok müthiş haberler yaptım anlamında söylemiyorum da yani daha çok şey anlamında... Ya bu haber yaparken o heyecanı zaten çoğu zaman hissettiğim için ondan anladım. Bahsediyorum. Yani öyle çok vaka var yani. Bir de biz böyle çok şeyiz yani
gazeteciler biliyorsunuz çok hızlı yaşıyoruz ve gündelik şeylerin peşinde çok koştuğumuz için yani yapıyoruz ve gidiyor ve sonra başka bir hedef, sonra tekrar başka bir haber vesaire. Anladım. Çabuk tüketiliyor değil mi? Maalesef biraz çabuk tüketiliyor. Yani yazılı medya biraz daha iyi en azından. Hani televizyonculuğa vesaire göre ama sonuçta daha hızlı tüketilen bir mecra yani. Evet, internet üzerinden de gerçekten yayınladığınız anda eskiyor. Evet. Yani okunduğu an bitiyor. Bir evet. sonrakini, bizde de öyle aslında finansal piyasada. İşte tahmin yapıyoruz, aman ben bugün yazıyorum diyorum ki dikkat edin borsada yükselecek. Hatta 80.500'e gelebilir. Şu an dünyada coşku devam ediyor ama herkes FED tahvil alımını azaltmayacak diye alıyor. Azaltmadığını açıklayınca ne olur? Başka bir beklenti kaldı mı? Ondan sonra neyi satın almam lazım? Yani ondan sonra neyi satın alacağım? Ondan sonra satın alınacak bir şey varsa hani Kasım'ı da Kasım aralığı da pas geçeceği satın alabilirim ama Kasım'ı aralığa kadar beklemeli miyim? Yani aralığa kadar FED'i mi bekleyeceğim? Hayır. O zaman biraz realizasyon yapayım diyebilirler. Bu da borsacılar için önemli bir tüyoydu. Bu arada dolar iyi durmuyor. Yani tekrar 2'ye yanaştı, 2 seviyesine. Altın 1345 dolarda, altında bir miktar daha sevgili seyirciler yükseliş beklenebilir. Ama bu geceden sonra yarından itibaren altında düşüş başlayacaktır. Altını satmayı düşünenler bugünkü fiyatlardan biraz satış yapabilirler. Çünkü beklenti bittikten sonra FED beklentisi altında bir geri çekilme yaşanır. O yüzden ona dikkat etmek lazım. Bu arada sizlerden de sorular gelmişti. Emlakla ilgili Türkiye'den ev alacağını Okyanus'tan ada al diyor şey. Darkest Blue isimli. Evet. İspanya'daki konut balonu olayına biz ne kadar uzağız yakınız diyor. Biz henüz daha uzağız bence, bana göre uzağız ama Kanada geçirdi, Japonya geçirdi, Amerika kriz geçirdi. Yani konut konusunda İspanya, İtalya hepsinde ciddi sorunlar var. Dileriz biz hiçbir zaman yaşamayız. Kerim Karakaya, Wall Street Journal Türkiye Ekonomi Editörü. Çok teşekkür ediyorum yani katıldığın için. Ben bir muhabir, ekonomi muhabiri gözüyle ne görüyoruz şu an, neyi nasıl görüyoruz istemiştim. Umarım beni kırmadın, teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah yine Para Rotası'nda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.